beraber. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Hisarönü Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği işbirliği ile Hisarönü Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Bravo. Yaklaşık 45 kişilik grup IMC usulü çalışma gerçekleştirdi. Gönüllülerin güvenliği için jandarmanın da araçların kontrollü geçişini sağladığı etkinlikte yoldan geçen araçlar korna çalarak gruba destek verdi. Çocuklar da Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dağıtılan sarı eldivenleri giyerek işe koyuldu. Çevremizi temiz tutalım. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, tatile gelenlerin çöplerini araçlarında tutup en yakın çöp konteynerine bırakmaları gerektiğini vurguladı. Hisarönü Mahallesi'nin çevre farkındalığı etkinliği için hep beraber toplandık. Hisarönü Muhtarlığı öncülüğünde kurulan derneğimizle beraber misafirlerimiz, muhtarımız, belediye personelimizle beraber duyarlılığı artırmak için bu etkinliği yaptık. Karayollarında geçiş çok olan, araç geçişinin çok olduğu yolların sigara izmariti, şişesi, değişik attıkları arabalardan atıkların farkındalığı asıl. Ben diyorum ki araçlarınızdan atmak için kurtulacağınız çöplerin doğaya ne kadar zarar vereceğinin bilincine varın. Lütfen arabanıza biriktirin. Belediyelerin tespit etmiş yerlerdeki çöp bidonlarınızı atarsanız doğa, hayvanlarımız ve çevremiz daha sağlıklı bir birliktelik oluşturur. Bu konuda yasalarla alınmış kararlara da rağmen bu farkından oluşmamasından dolayı vatandaşın üzüntülerini dile getirdiler. Biz de muhtarlığımızın öncülüğünde dedik ki bir farkındalık projesinde daha imza atalım. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Muhtarıma duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, Marmaris Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Köyümüz Hisarönü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin adına köyümüz halkıyla ve tatilcilerine beraber yol kenarındaki atılmış çöpleri, pet şişeleri Marmaris Belediyesi'nin personelinin katılımıyla Temizlik İşleri Müdürü Suzan Hanım'la beraber toplamış bulunuyoruz. Marmaris Belediyesi Başkanı'nın adına da teşekkür ediyorum. Kendisi bizlere katılanın dolayı bize destek verdiler. Bu konuda bütün bu katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmaya katılanlarsa amaçlarının farkındalık yaratmak olduklarını dile getirdi. Biz 5 senedir ben burada yaşıyorum yazlıkçı olarak. Amaç burada çevre bilincini geliştirmek. Hem çevredeki insanlara hem de bu yoldan geçen araçların sadece burada değil tabii Türkiye'nin her tarafında oluyor bunlar. Bunlara bir dikkatini çekmek amacıyla bir farkındalık yaratmak istedik. Ve bence bu çok da başarılı oldu çünkü gelen geçen araçlardan da olumlu tepkiler aldık. Bu cennet yeri pisletmeden daha güzel, daha sağlıklı bir ortamda nasıl yaşayabiliriz? Onun için bu tür eylemlerde yaparak dikkat çekmek istiyoruz. Bugünkü etkinlikte çok bence çok başarılı da oldu. Temizlik çalışmasına katılan 80 yaşındaki yazlıkçının da gençlere bir mesajı var. Söylemek istediğim yerlere çöp atılmaması. Ben herkeste gördüğü çöpü toplaması. Başka da bir şey değil. Kaç yaşındasınız efendim? Tam 80. 80 yaşındasınız maşallah ve siz şu anda çevre duyarlılığı gösterip burada çevre temizliğine katıldınız. Çok şükür, severek. Siz gençlere ne de söylemek istedim? Severek çöplerini yerlere atmasınlar. Temiz bir çevre, duyarlı bir çevre.